Rusya-Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde Rus destekli ayrılıkçılar tarafından 60 kez ateşkes ihlali yapıldığını duyurdu ve bir Ukrayna askerinin yaralandığı bildirildi. Başbakan Johnson, Ukrayna'da anaokuluna yapılan saldırı için sahte bayrak operasyonu dedi. Öte yandan Blinken'ın Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yüz yüze görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan olumlu cevap geldi. Rus destekli ayrılıkçılar gerilimi artırıyor. Ukrayna ordusu son 24 saat içinde Rus yanlısı ayrılıkçıların 60 ateşkes ihlali kaydettiğini ve bir askerin ise yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından yapılan açıklamada ateşkes ihlalleri büyük bir provokasyon olarak değerlendirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Ukrayna'da bir anaokuluna yapılan saldırıyı değerlendirdi. Johnson, saldırının Ukraynalıları itibarsızlaştırmak için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu olduğunu söyledi. Rusya'ya da gözdağı verdi. Bir anaokulu bombalandı. Bunu bir sahte bayrak operasyonu olarak kabul edebiliriz. Ukraynalıları itibarsızlaştırmak adına tasarlanmış bir bahane. Sahte provokasyon oluşturmak için tasarlanmış olası bir Rus işgalinde gereğini yapacağız. Öte yandan Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti. Tarih belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ikilinin önümüzdeki hafta sonu Avrupa'da bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmenin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olacağı kaydedildi.